Mithat Hocam, Mehmet Hoca'yı dinledik. Hüdapar'ın HDP'den farkı yok demek çok doğru değil. Hiç doğru değil dedi. Zaten Hüdapar Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a ittifak görüşmeleri de sürüyor. Önümüzdeki günlerde bir açıklama gelecek. Bizi illegal, dün Yapıcıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un Hüdapar Genel Başkanı sorularını yanıtlarken bizi illegal işlerle bağdaşlaştırmayın ifadesini kullandı. Bu Hizbullah, vatandaşlık tanımı, ana dilde eğitim gibi görüşlerine ilişkin sorduğu soruya Mehmet Akif Ersoy'un. Şimdi ittifak olur mu? Karşı tarafta ilkeler bellidir, nettir ifadesini yapıyor. Yani Cumhur İttifakı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ve Binali Yıldırım'dan da açıklamalar geldi dün itibariyle. Evet. Bunu konuşuyorduk. Başlayalım tabii. Önce ben şimdi unutmadan şeyi söyleyeyim. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün hekimlerimizin, gerek pandemide olağanüstü fedakarlıkla çalışan, gerek deprem bölgesine koşan, karşı karşıya kaldıkları saldırılarla ve Türkiye'deki enflasyonist dalgayla başa çıkamayarak, belki bilmiyorum tabii, herkesin özel sebebi vardır ama büyük ihtimalle yarınlara dair hayallerini, isteklerini ve çalışma azim ve iradelerini kaybetmelerinden dolayı son 3 yılda 2900'ü geçen hekim göçlerinden de hatırlatarak herkese, kalanlara en azından sahip çıkmamız, onları çok sevmemiz, esasında hayata tutunmak istediğimizde onlara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, aman doktor diye şarkılarda da olduğu gibi onlara nasıl sarıldığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onlar hep var olsunlar, onlar hep İnşallah. Bizimle olsunlar. Onların tıp bayramını kutlamak istiyorum. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Biz Tabii. de çok zor bir süreç yaşıyoruz. Tabii kurar felaketin içinde çok önemli değil ama resmen mucizeler yaratıyorlar. Evet. Ve yaşam boyu yanınızda olup size dokunuyorlar. Dokunuyor, evet. Hayatınızdaki en önemli insanlar haline Gerçekten geliyorlar. Öyle. Çünkü sağlıktan Gerçekten. Daha öte bir şey yok. Hasta olmaya gör derler ya. Aynen. Öyle olunca Allah anlaşılıyor. Eksikliklerini göstermesin ama Doğru. düşürmesin de derler. Çok Var çok. Olsunlar. Evet. Şimdi ayrıntıya gireceğim ama esasında koalisyonlardan kurtuluyoruz diyoruz değil mi? Mesela bu rejim gelirken, bu sistem değişikliği olurken işte koalisyonlar olmayacak artık ya. O koalisyonlar, dörtlü beşli koalisyonları hatırlamıyor musunuz? MC hükümetleri bilmem, Ecevit'in yaptığı koalisyonlar karar alınamıyordu. Ülkenin girdiği ekonomik durum ne hale geliyordu? Siyasi en azından istikrarsızlığın çok karar nedeni olarak evet. görülüyordu. Yani böyle hızlı bir irade olacak falan. İşte geçti, kıl payı da olsa geçti sistem. Şimdi ne oluyor mesela? Daha seçim olmadan bütün şeyler, ittifak deniyor. Aslında hepsi bir koalisyon. Ya bakıyorum mesela şimdi Cumhur İttifakı'nda işte Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi vardı. Dışarıdan işte bar yok ama destekliyordu, Vatan Partisi vardı. Şimdi bilmiyorum ANAP'la görüşülüyor, o ne olacak bilmiyorum. Hüdapar geldi. Sanırım Doğu Perişik kendi adaylığını ilan Evet, DSP edecek. Diyordu. Galiba DSP oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Her gün bu da şey gibi, galiba olmadı herhalde. Millet İttifakı keza öyle. Yani o öyle de öyle bir söyle mi? O da öyle. Altılı masa, bir senedir altılı masa toplanıyor. İşte bir kriz oldu altılı masada biliyorsunuz. Kriz bir şekilde çözüldü. Ya da askıya mı alındı? Yani ama çözüldüğünü varsayıyoruz biz. Daha bunlar bitmiş olmayabilir. Daha şimdi listeler gelecek. Yeni bir sistem, seçim sistemi de değişti değil mi? Yani bir takım ittifaklar olabiliyor. Baraj %7'ye indi ama ittifaklı olsa 41 yerde ayrıca seçime girmek zorundasınız. Tabii aday listeleri önemli. Aday listeleri çok önemli. Bazı yerlerde bazı partiler, en büyük partiler aday Meclise kalkma girmek partisi istiyoruz dahil, diyorlar zaten. CHP dahil. Bazı yerlerde belki aday çıkartmayacak. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır'da aday çıkartmayacak herhalde. Mesela misal yani bir tanesi. Örnek mesela diyorsunuz. Tabii. Orada sırf MHP. MHP başka yerde çıkarmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti belki öyle olacak. Bir yerlerde çıkartacaklar ya da çıkartmayacaklar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Henüz bazı şeylerde yeniden krizlere gebe olabilir bu. Şimdi şey oluyor tabii, böyle çok bir harmoni olacak diye çoklu bir takım aktör toplanınca bazen kakofoniye de dönüşebiliyor. Ama burada önemli olan bir şu. Koalisyonlar bitecek dediğimiz model koalisyonları getirdi. Koalisyonlara karşı olduğundan değil. Koalisyonlar esasında bir ülkede var olan farklı seslerin de ortak paydalar yakalama becerisini ve iradesini gösterebilmesi demokrasinin de esasında belki bir güzelliğidir. İtalya yıllardır öyle idare edildi. Evet. Almanya keza öyle. Yani bu çok da kötü bir şey de değil esasında. Ama model esasında ters işledi. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir taraftan... Ama şimdi bu parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte koalisyonlar siyasi istikrarsızlığa neden oluyor. Kararlar çok geç alınıyor.
Türkiye dinamik bir ülke, hızlı davranamıyor, biraz atıllık oluşturuluyor, ağırlık oluşuyor şeklinde bir gerekçesi yok muydu? Tabii öyleydi. Öyleydi derse o. Yani, ama bu herhalde seçim sürecine ve seçimin meclis aritmetiğine dönük bir önce görüşme. Tabii. Çünkü genelde koalisyonlar için sonradan şimdi, görüşmeler hayır, bu oluyordu. 56 birden kaynaklı. Mesela şimdi Hüdapar'la görüşmesi, Hüdapar Anayasa Mahkemesi kapatmanına göre bir parti yani. Netice bir parti şimdi. Geçmişte o oldu, bu oldu. Onlar ayrıca konuşuruz. Programını konuşacağız, söyleriz bir şeyler ama neticede Anayasa Mahkemesi kapatmanına göre bir parti. Bu neyi gösteriyor? Esasında yani bu sistem, 50 artı 1 sistemi, isterseniz 0-1, isterseniz 0-0-1 olsun, o oya muhtaç olduğunuzu gösteriyor. Her iki ittifak içinde söylüyorum. Ya o seçmeni etkilemeye dönük bir adım olarak yorumluyorsunuz. Tabii şimdi mesela, şimdi Millet İttifakı içinde en çok eleştirilen konulardan muhafazakar bir tanesi nedir? Kürtler olarak hani bakıldığında tabii, oraya doğru. Millet İttifakı içinde en çok konuşulanlardan. Mesela anketlere bakıyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen iki taraf var. 0-3-0-9. Bazı anketlerde biri 0-7, biri 1-1.5 gözüküyor falan. Yani topladığınız zaman, yani böyle diyelim ki hepsini topladığınız zaman, hadi Saadet de koyun. Mesela 3.5-4 oluyor. 3 falan. Yani yok ya ben elinizi çok üzerinde alırım. Onlara ihtiyacım yok. Kimse diyemiyor. Diyemez. Şimdi Hüdapar içinde mesela yani, etkiyi de hesaplayamazsınız. Çok yok denecek kadar az oy olmasına rağmen yani sahada gözükeni söylüyorum. Sahada gözükenler üzerine hareket ederek söylüyorum. Kimse gücenmesin. Ama bunu mesela Cumhur İttifakı siyasal iktidarın büyük ortağı ve şu anda Türkiye'yi yöneten bu siyasal ittifak oraya gidip de bir ittifak görüşmeleri yapıyorsa o oya bile esasında muhtaç olduğunu gösteriyor. Şimdi sistem bunu görüyor. Herkes yani hiç kimseyi biz gözden çıkaramayız, heba edemeyiz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi, yine Millet İttifakı'na döndüm. Yine Hüdaya döneceğim. Millet İttifakı'na döndüm. Mesela şu andaki esas gündem Millet İttifakı'nda veya da özellikle CHP'de Muharrem İnce'yi geri döndürmek. Şimdi bakıldığı zaman anketlere, yani yanılabilirler ama birkaç ankette beraber bayağı bir sıçrama yaptığı gösteriyor. Özellikle genç oylarda. Bu sefer dikkat çekici yani 0.1'in 0.3'ün peşinde koşarken eğer birisi 4 ile 6 arasında bir skalada görüşüyorsa, %4 ile 6 arasında bir skalada gözüküyorsa onu geri getirebilmek, en azından aday olmasını sağlayabilmek ya da bir uzlaşma zemini olabilir mi gibi falan bir takım arayışlar oluyor. Neden? Çünkü öyle bir oy bölündüğü zaman önemli bir oy kaybınız olacak. Yani bu da çok doğal siyasetin doğasında. Yeter ki Sinan Oğan da dün bence, görüşebiliriz ben dedim. Onun için siyasete hep böyle mesafeli duruyorum. Yeter ki ahlaki ilkelerden taviz vermeyin. Ahlaki ilkelerden taviz vereceksiniz, eksik olsun sizin öyle oyunuz. Ben yani onu hiçbir zaman mesela kabul etmem. Mesela Hüdapar noktasında taviz yok ilkelerden. İlkeler bütünü zaten var dedi. Tabii ama şimdi ilkelerden taviz yok. Fakat ilke bakıldığı zaman nasıl bir ittifak olduğu zaman da bakıldığı zaman şimdi anayasanın ilk dört maddesi tartışılıyor. Mesela yeniden refahta bu kadına şiddet 6.284 açıyoruz diyor. Şimdi bak mesela Cumhur İttifakı istemiyoruz diyor. Aileden sorumlu bakan bile karşı çıktı. Bunu tartışmaya açamayız diyor. Evet. Ya şimdi Türkiye'nin bir tek sorunu bu mu? Şimdi birisiyle ittifak görüşüyorsunuz değil mi? Biraz önce reklam arasında dedi ki Türkiye'nin mesela öncelikle sorunları neler olabilir? Hani biz bir siyasi parti olsak değil mi? Ekonomi olabilir. Belki dış politika olabilir. Eğitim güvenlik politika beka olabilir. Eğitim olabilir. Sağlık politika olabilir. Bunlar hepsi bir paket. Yani. Ha birinci 3 olur. Birinci sırada olur. Biri dördüncü sırada olur. Ama Türkiye'nin sorunu bu şey mi? Yani sadece ailenin korunması ve kadını korumaya çıkartan bir yasanın muhteviyatı mı? Bütün sorun bu mu Türkiye'de? Yani sizi birisi ittifak görüşmeye geldiğinizde... 30 madde var hocam yeniden refahta. 30 maddenin biri bu. Ha biri bu. Ama şimdi ön plana çıkan bu. Bunu konuda bir şey söylemek yani. Lazım. Biz onu kastetmedik. Bunu gündeme getirdik. Bizim tek derdimiz bu değil demesi lazım. Böyle bir konuyu görüşmedik. Şimdi mesela tabii... Aileden sorumlu bakan. Açıklamayı söyleyeyim mi? Tartışmayı izliyor. O zaman tartışmayı ki, bile açmayız. Canım bu bizim için çok talih bir meseleydi diyeyim mesela. Şimdi bu ayrı bir şey. Öbür taraftan mesela Hüdapar karma eğitime karşıyız diyor. Yani ne yapacaksınız mesela? Bunu empoze mi edeceksiniz ittifaka? İttifaka empoze mi edeceksiniz? Yani bölün sınıfları, okulları, kız lisesi, erkek lisesi gibi yan yana oturmasınlar. Otobüslerin servisini ayırır mı diyeceksiniz? Türklüğü tartışmıyor. Türk ya da Türk bir ırk ismi değil ki yani. Bunu şimdi bu ayrı bir tartışma konusu da. Bütün bu milliyetçilik teorilerini falan mı şimdi açalım karşılayalım. Bir Türkiye Türk bir üst kimliğin adıdır. Bir şemsiyenin adıdır. Yani bunu bu altında birleştiğimiz bir üst kimliğin evet, adıdır. Evet. Şey yapılabilir. Bu bir takım tartışma olabilir. Çok tartıştık bu konuda. Şimdi HDP'ye mesela dediğim zaman Mehmet hocam onu söyledi. Evet HDP'de bakışı vardır, doğrudur ama
Ya bak bu şimdi hani masum değiliz hiçbirimiz bir şarkısında olduğu gibi. Yani evet bagajı var doğrudur. Bunu yok mu sayacağız? Ama şimdi mesela hapisteki eş başkanı Kandil'den gelen biz diyor mesajı hata okudu yaptık Mehmet diyor. Diyor ki Hoca. samimiydi Bir onu bilemem de ben. bu şey altılı masadan çıkan protokoller var ya, onu da es geçmeyelim, onu da vurguladı. Bu tartışmaların ışığında karşı tarafta HDP masanın altında bir ayağı da HDP şeklinde eleştiriler var ya, Avrupa Konseyi'nin işte Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara uyulacaktır. Bu kararlar doğrultusunda hareket edilecektir derken, terör örgütlerini tanıma, hangi terör örgütlerinin işte tanındığı, nasıl davranıldığı, nereye konulduğu şeklinde orada birçok madde var. Buna da katılacağız. Buna da destek Ya onları vereceğiz. Bu çerçevede söylemesi hareket ben edeceğiz. şimdi o konuda mesela daha böyle bir şey duruşum vardır O benim. konuyu açmıştım Mehmet Evet. Hocam. Yok ya benim o konuda biraz milliyetçi bir duruşum vardı. Avrupa Birliği içinden yaşamadığın zaman bunu siz bizim kadar bilemezsiniz. Biz 80'li yıllardan beri yaşıyoruz. Terörden çok çekmiş bir ülkeyiz. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütü tanıyor, YPG'yi tanımıyor. Sen kimi kandırıyorsun? Ya bunları mesela biz çok tartıştık burada. Evet. PKK'nın sahadaki bir tezahürüdür o. Senin onu tanımaman, İşte bu tür sorunlar Amerika çıkabilir diyor büyük ülke anladığım ya kadarıyla benden daha Mehmet iyi Hocam. düşünüyor olabilir. Ya bir de Amerika penceresinden bakayım ya biz esasında biz galiba Hocam öyle mi yakını diyor Millet siyasi bir İttifakı? Öyle yokuz mi diyecek? diyemeyiz. Hayır. Ha şöyle yani şey bakımından terör örgütü tabii terör örgütü ama şimdi bir terör örgütüyle bağlantısı olan bir siyasal parti bu Hüdapar içinde geçerli. Zaman içerisinde hiçbir şey statik değil de değişebilir. Ben bunun HDP tamamen aklandı ya o anlamda söylemiyorum. Elbette bagajı vardır. Ama eş genel başkanının bunu bir nasıl Cumhurbaşkanı ben size helallik istiyorum. Burada hata ettik özür diliyorum diyorsa. Mesela geçenlerde söyledi. Samimi ya da değil. Onun tartışmasına giremem. Ama bunu çok önemsiyorum. Biz şimdiye kadar hep Kürt kimliği ve Kürt meselesi üzerinden gittik. Türkiye'nin meselelerinde biz esasında bir Türkiye'lileşmek isteyen bir parti olarak bunları konuşmalıyız. Ve bütün sorunlarımızı parlamento çatısı altında çözmek istiyoruz gibi bir Evet. irade ortaya Siyasetten koymasını bunu uzaklaşmayalım mesaj önemsiyorum. o. Mesela Hüdapar'da mesela diyebilir ki efendim biz Konya Kuruş cinayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir emniyet müdüründe biz orada bir cinayetinde şey yaptık. Ama bu 20 sene oldu mesela. Şimdi zaman içerisinde bunu bir partileşmek istiyoruz ve terörle olan bağımızı kestik. Bu ayrı bir şeydir. Ama öbür taraftan hala Türkiye'ye bakışında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dört maddesini tartışmaya açalım. Bilmem karma eğitim yapalım. Yapmayalım. Bilmem şey karma eğitimi bitirelim. Kız erkek ayıralım. Ne bileyim ben ondan sonra bir kız çocuğunun küçük yaşta olmasına rağmen onun çocuk sayılıp sayılmayacağı göreceli bir şeydir diyorsanız siz bu Türk halkının tüylerini diken diken eder. Onu baştan söyleyeyim yani. Bunu AKP'lisi de MHP'lisi de dahil. Bu herkes dahil. Yani bunu MHP'nin çok güzel söylüyorsunuz ya. Kimse Ben de bile bunu sessiz kalayım destekleyecek diyeceğini değil zaten. düşünmüyorum. Ve Aynen. nitekim mesela Vatan Partisi, Doğu Perinçek bence doğru bir iş yaptı. Bu kabul edilemez dedi. Yani bu PKK ile sen benim için birsin dedi. Şimdi sen burada yani bu Türkiye'de kız çocuklarının yani bütün Türkiye 3 ay önce 6 yaşındaki bir kızın evlenmesiyle sarsıldı değil mi? Mahkeme söylüyor. Bütün Türkiye sarsıldı. Şimdi sen hala bunu 6 yaşında yani çocuk hocam o. yani demek istiyor ki Kız nüfus çocuğu. kağıdındaki doğum yaşına bakmam ben diyor. Hani gelişmişlik açısından. Onun çocuk sayılmayacağı da göreceli bir kavramdır dediğin anda irkilir Türkiye. Bu kabul edilemez bir şeydir. Bu Bunu tabii da ittifakın herhalde kendi sorunları partilerin var. hiçbiri Oturup kabul konuşurlar. etmez ki. Olur belki anlaşamazlar, ayrılabilirler. Bugün üzerinden çok böyle bir her şey olmuş bitmiş varsayımından hareket etmek esasında istemiyorum. Ama şeydir. Yani mesela işte Mehmet Hocam söyledi. HDP konusunda yanlış varsa, bu da yanlışsa, de yanlış, o yanlış, bu yanlış. O zaman iki yanlıştan zaten bir doğru çıkmaz. Bunları karşılıklı bir müzakere Karşılıklı sürecinde yanlışları söyleyerek seçimi 14 Mayıs'ta. Tabii yani öyle bir şey olacak. Yani bunların şey karşılıklı ittifakları kendi içerisindeki partilerin de meselesidir. Türk milletinin meselesi olduğu kadar. Yani kiminle birlikte oluyorsunuz, kiminle olmuyorsunuz ya da beraber olurken neler istiyorsunuz, neler istemiyorsunuz? Bu beraberlik neler getirir, neler götürür? Bunların kendi içerisinde bunu yani yoğun bir şekilde tartışmaya açması lazım. Bizler de tartışalım tabii. Onlar da bunlardan birazcık kulak misafiri olsunlar. Bir takım böyle bir müphem eski tabirle müphem kalan konuları, gri alanları iyice şey yapsınlar, onu aydınlatsınlar. Evet.